Merhaba. Programımızın bu bölümünde San Francisco ve çevresi gezimiz devam ediyor. Bu hafta sizlere Sol Solito'yu tanıtacağız. San Francisco'dan Sol Solito'ya araba, tekne veya feribotla gidebilirsiniz. Ama maalesef Sol Solito'da park yeri bulmak çok zordur. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Arabayla Golden Gate Köprüsü'nden geçerseniz manzara nefes kesicidir. Ülkenin en güzel köprülerinden biri olan Golden Gate aynı zamanda bir mühendislik harikası. Köprünün büyüleyici güzelliğinin kaynaklarından biri de 65 katlı bir bina yüksekliğindeki çelik direklerinin yükselirken Art Deco bir katedralin kuleleri gibi daralmasıdır. Köprünün inşaatını baş mühendis Strauss 1933'te başlatmış, 1937'de köprü trafiğe açıldı. Boyunca köprüyü temiz tutmak ve boyamak için yaklaşık 40 kişiden oluşan bir ekip çalışmakta. Her yıl köprüye 22.730 litre boya kullanılmakta. Uluslararası turuncu olarak bilinen renk, siste en kolay seçilebilen renk. Ve tuza, yağmur ve güneşe, rüzgara dayanıklılığı tescilli. Köprüyü yaya olarak da her iki yönde geçebilirsiniz. Bütün aile üyelerinin hoşuna gidebilecek 3 kilometrelik bu yürüyüş rüzgarlı ve heyecanlıdır. Ancak yükseklik korkusu olanlar hiç denemesin, denizden 67 metre yükseklikteki köprünün sallandığı rahatlıkla hissedilir. İntiharlara engel olunması için de köprünün yanlarındaki demirler yüksek yapılmıştır. Golden Gate Köprüsü'nden geçtikten sonra şehre girişte çok zevkli evlerin bulunduğu yokuştan aşağı doğru ilerliyoruz. Yokuştan indikten sonra Sol Solito merkezine doğru düz gidiş bana hep İstanbul Boğazı'nda Sarıyer'e girişi hatırlatıyor. San Francisco'da yaşayan insanların hafta sonu gezmeye geldikleri Sol Solito'dayız. Sol Solito, San Francisco Körfezi'nde Marin County'ye bağlı bir şehirdir. Golden Gate Köprüsü'nün kuzeyinde bulunur ve yaklaşık 8.000 kişilik nüfusa sahiptir. Sol Solito 2. Dünya Savaşı'nda gemi inşa merkezi olarak hızla gelişti. Savaş sonrası burası turizm ve sanat merkezi haline geldi. Bu sahile göçmenler gelmeden önce 3000 yılı aşkın bir süredir Miwok olarak bilinen yerli Amerikalılar yaşıyordu. 1775 yılında İspanyol gemisi San Carlos ilk Avrupalı kaşifleri getirdi. Bu çevrede dere kıyısında Sosito
küçük söğüt denilen ağaçlardan dolayı buraya Sosito denirdi. Sonradan bu isim Sosolito'ya dönüştü. İkinci Dünya Savaşı sonrası buraya sanatçılar, yazarlar, müzisyenler, aktörler, hippiler yerleşti. Deniz kıyısındaki Sosolito çarpıcı güzelliğiyle herkesin ilgi duyduğu bir yer oldu. Buraya yerleşenler de bohem bir hava yarattılar. Bugün limanı, marinası, restoranları ve ilginç evleri, manzaraları ile Sosolito dünyanın her tarafından gelen turistleri de çekmekte. Sosolito'da da San Francisco'daki gibi yokuşlar, tepeler mevcut. Sahilde bulunan güzel yürüyüş parkurundan gezimize devam ediyoruz. Etrafta mağazalar ve restoranlar var gördüğünüz gibi. Bu mağazaların çoğu turistik hediyelik eşyalar satıyorlar. Ayrıca sanat galerileri de görüyorsunuz. Kaliforniya'da gezerken çoğu yerde Kaliforniya eyalet bayrağını görüyoruz. Bayrakta sembolik bir boz ayı ve bir adet kırmızı yıldız var. Çok enteresan taş sanatçısına rastlıyoruz. Taşları üst üste muhteşem yerleştirerek şekiller icat etmiş. Bu arada bir de enteresan dondurmacıya rastlıyoruz. Motosikletli grup havalı bir şekilde caddeden geçiyor. Bizim ülkemizde bu motor sahipleri genelde gayet kültürlü, eğitimli, varlıklı kişiler. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler farklı. Nedense burada onları görünce insan korkuyor. Çünkü burada bu motorları kullanan kişiler geçmişte birçok suça sebep olmuşlar veya suçlara karışmışlar. Sosolito'nun her yeri insanlara adeta çok iyi vakit geçirtmek üzere planlanmış. Enteresan dükkanlar, ayrıca dükkanlara girdikten sonra çok değişik şeyler görebiliyorsunuz. Küçücük küçücük objeler var,
Daha sonra galeriler var, güzel tablolar var. Giyim, kuşam alabileceğiniz yerler var. Sonra etrafta parklar da var. Parklarda çocuklarınızla piknik yapabilirsiniz. Derken parkın hemen yanı başında da feriler var. Karşıya Tiburon sahiline feriyle gidip gelebiliyorsunuz aynı zamanda. Parkta piknik yapan ailelere rastlıyoruz. Uyuyan tatlı çocuklar da var. Sausalito'da bir de büyük marina mevcut. Çok güzel tekneler var burada. Karşı kıyısında Tiburon yer alır. İsim İspanyolca Tiburon'dan türemiştir. Tahminen çevredeki leopar köpek balıklarından ötürü karşı kıyıya bu ad verilmiştir. Şehre yakın olan Tiburon'a hızlı feribotla San Francisco'dan kolayca ulaşılır. Feribotla geçerseniz karşıdan San Francisco'nun muhteşem manzarasını görebilirsiniz. Tiburon'da restoranlar, giyim mağazaları bulunur. Küçük ama çok şirin, inanılmaz güzellikteki Sausalito gezimizden sonra tekrar Golden Gate Köprüsü'nü geçerek şehre geri dönüyoruz. Yolda 1940'lardan esinlenerek dekore edilmiş Mel's Drive diye çok farklı bir restorana rastlıyoruz. İçerideki her şey bizi 1940'lara geri götürüyor. Masalar, iskemleler, etraftaki tüm dekorasyon o yılları temsil ediyor. Restoranda bir şeyler atıştırdıktan sonra San Francisco şehrinin yönetildiği Civic Center'a gidiyoruz. San Francisco
Francisco Civic Center 1906 depreminden sonra büyük bir iyimserlik ve servetle inşa edilen muazzam bir anıttır. Belediye yönetimine ait olan bu merkez olanakları ve büyüklüğü açısından Amerika Birleşik Devletleri'nde tektir. Civic Center'da birçok hükümet ve kültürel binalar yer alır. Civic Center iki büyük meydandan oluşur. Biri Civic Center Plaza, diğeri ise United Nations Plaza'dır. Bu geniş meydan adlarından biri olan United Nations Plaza adını 1945 yıllarında San Francisco'da kurulan Birleşmiş Milletler'den alır. Binalar klasik mimari tarzda yapılmıştır. Civic Center'ın merkezi City Hall yani belediye binasıdır. Belediye binasının görünüşü Washington DC'deki Capitol binasına benzetilse de aslında Roma'da bulunan San Pietro Bazilikası'ndan örnek alınarak yapılmış kubbesi. Muhteşem bir kubbesi var gördüğünüz gibi. Burası hem kültürel hem idari merkezi San Francisco şehrinin. Arkada da opera binası var. Yan tarafta bir auditorium görüyoruz. Bir de diğer tarafta da Asya Sanatları Müzesi bulunmakta meydanda. Civic Center'ın bulunduğu alan ağaçlar ve çeşmelerle sarılmıştır. Belediye sarayının arkasında birbiriyle uyumlu bina grupları içinde opera binası, Symphony Hall ve California State Office Building yer alıyor. City Hall yani belediye sarayı Washington'daki Capitol binasına benzer. Ama San Francisco'daki yapının Roma'daki San Pietro Bazilikası örnek alınarak yapılan siyah ve altın rengi kubbesi daha yüksektir. Şehrin yönetildiği binaların bulunduğu meydanın diğer bir yanında Asya Sanatları Müzesi'ni görüyorsunuz. Asya Sanatları Müzesi'nde Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Himalayalar ve Güneydoğu Asya'dan 16 binden fazla obje sergilenmektedir. Asian Art Museum 2003 yılında eski Bozart merkez binasında açılmıştır. Karşısında da benzeri bir binada Main Public Library yani halk kütüphanesi yer alır. United Nations Plaza'nın batısında yer alan Atlı Simon Bolivar heykeli 1981'de Venezuela hükümetinin San Francisco şehrine hediyesidir. Bu gördüğünüz heykeldeki Simon Bolivar, Güney Amerika'nın Hürriyet Savaşları lideridir. Venezuela, Kolombiya, Ekvator, Peru, Panama ve Bolivya gibi ülkelerin Kurtuluş Savaşları'nın öncüsüdür Simon Bolivar. Bu ülkelerde ve kalan diğer Latin Amerikan ülkelerinde kendisi kahraman addedilir. Heykeldeki atın iki ayağı havada Simon Bolivar'ın savaşta öldüğünü ima ediyor ama bu doğru değildir.
heykeldeki atın tek ayağı havada olursa binicinin aldığı yaralardan dolayı öldüğü ima edilir. Eğer atın dört ayağı yerde ise bu da o kişinin normal sebeplerden öldüğünü belirtir. Bu haftaki programda sizlere Sosolito'yu ve Civic Center'ı tanıttık. Ben Tahir Demircan, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın efendim.